Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce nükleer, mega, atom bir tost yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün güzel bir tost yapalım ve güzel bir ziyafet çekelim. Malzemelerimiz tost ekmeğimiz ama bizimki biraz da tahıllı, chia tohumlu, kaşarımız, kolot peynirimiz, sucuk, pastırma ve kavurmamız var. Yumurta, biraz tereyağı ve ketçap. Bu aşamada başlamadan önce tost makinemizi en yüksek ayara getirelim ve mümkün olduğu kadar en yüksek dereceye ulaşmasını sağlayalım. Yani tost makinemizin ızgara bölümü çok sıcak olsun. Yumurta kullanacağımız için yumurtamızın hemen pişmesini istiyoruz. Burası önemli bir ayrıntı. Hadi o zaman başlayalım. Tost makinemizin kapağını açalım. İçerisine sucuklarımızı koyalım. Şu orta bölmede pişireceğimiz için yani ekmeğimizi şöyle koyacağız üstüne. Sucuklarımız biraz pişsinler. Sucuklarımız piştikten sonra da kontrollü bir şekilde yumurtamızı eklemeye çalışacağız. Sucuğun pişme sesleri gelmeye başladı. Çok da küçülsünler istemiyorum. Şimdi bu aşamada yumurtamızı dökeceğiz. Tost makinemizin tabanı kalkıyor. O yüzden şöyle burada bir adet yumurtamız var. Aksın hiç önemli değil. Çünkü onu toplayacağız. Nereye gittiğinin hiç önemi yok. Biraz şu şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi pişiyor. Evet. Kabardı bile. Şöyle alalım hemen. Ekmeğimizi şöyle koyalım. Bastıralım. Ufak bir bastırma işlemi yaptık. Şimdi spatulayı da kullanarak çevirelim. Evet, gördüğünüz gibi yumurtalarımız hiç yapışmadı. Hepsini aldım başka bir kaba. Şimdi üzerine pastırmalarımızı ekleyeceğim. Şu şekilde. Daha sonra kaşar. Kalot peyniri. Bu şekilde. Şimdi içerisine çok az tereyağı bırakmak istiyorum. Tereyağımız erimiş. Şu şekilde. Şimdi içerisine biraz ketçap. Bu şekilde damlattım. Şimdi diğer katını da sürmek istiyorum üstüne.
Siz salça da kullanın. Bak, sevdiğiniz güzel soslar varsa onları da kullanın. Şöyle sürelim biraz. Üstüne kapattık. Daha sonra kavurmalarımızı koyuyoruz. Kavurmalarımız zaten pişmiş kavurma olduğu için pişirme çok önemli olmayacak. Birazdan bastırıp ısıtacağız zaten. Şu yumurtalarımızı tekrar koyalım. Tostu ben yiyeceğim arkadaşlar. Kimse yemeyecek. O yüzden ellerimi kullanıyorum. Eldiven kullanmadım. Eğer başkasına yapıyorsanız eldiven kullanın. Şu an eleştiri de gelebilir. Onu söyleyelim. Kaşarlarımızı tekrar koyalım. Kolotlarımızı şöyle. Üstüne tekrar pastırma. Üstüne. Kapağımız. Şimdi şöyle bir bastıralım. Bastırıyoruz. Çeviriyoruz. Şöyle içinde çevirdim. Bir de bu taraftan bastırıyorum. Tekrar bastırıyorum. Tostumuz bu şekilde pişmeye devam ediyor. Şimdi piştikten sonra şu tahtamızı alacağım. İyice pişsin. Dilerseniz şu aşamada üzerine biraz tereyağı sürelim. İyice kızarsınlar. Şimdi tostumu çevirmeyeceğim. Ama alt tarafa da tereyağı dökeceğim. Üstüne yapıştıracağım. O enfes tereyağı kokusu geliyor. Evet, tostumuz hazır. Onu böyle alıyorum. Bu arkadaşımıza elveda diyelim, kapatalım. Onunla vedalaşıyoruz. Evet, enfes tostumuz hazır. Tahtamızın üzerine aldık. Şimdi şöyle bir keselim. Nasıl gözüküyor? Katlarımız belli mi? Şu şekilde. Müthiş bir tost. Tadına bakacağım ama kısarsınız diye korkuyorum. Şöyle de keselim. Enfes. Enfes bir görüntü. Şuradan da keselim. Mükemmel. Enfes görünüyorlar. Ne dersiniz?
Siz de yapmak ister misiniz böyle bir tost? Yapmanızı tavsiye ederim. Elinizdeki malzemeler doğrultusunda böyle lezzetli, güzel, mükemmel bir tost yapabilirsiniz. Şimdi veda edelim. Başka daha güzel tariflerde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve diğer sosyal platformlarda paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, afiyette kalın.